Aziz ve muhterem seyircilerimiz, sesiniz program doğumuydu. Bugün gördüğünüz gibi bugün bir farklı bir halkamız var. O da neden Kerkük'te Türkmenler hissedir, tehmiş olublar. Bugün bir muzahareye çıktı, bir ihtisama çıktılar. Kalın bizimle bakar neden bu ihtisama çıktılar. Selamun aleyküm. Abla necə seyir, siz sıhhat olsun. Niçin bugün muzahareye çıkmışsınız, neden? Valla bugün çıkmağımız bilirsiniz. Kerkük'te tevazin var her şeyde, müessesede. Bizim bir sıhhamız var. O sıhhanı da istediler doktor ne bilir çıkartmağa sebebini bilmedik niç çıkardılar özünü. Yani adam güzel çalışır, insan halukta nezihti. Onu istediler çıkartsılar, ikali etsiler. Bir tane başkasını koysa Türkman dergi. Eydi acaba doktor Türkman yoktu koysalar yerine. Onun için biz burada durmuşuz. Kabul etmeyelim sıhhat Türkman hiç olmaz. Türkman olmasın. Onun için durmuşuz burada. Doktor ne bile ikali etmezler. Onun için biz buradayız. Sağ, sağ olasın. Abla sen ne diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi bir gün Irak'ta bir siyaset amr vaka var maalesef. O da en fazla Türkmen milleti üzerinedir. 2003'ten ta bir güne kadar. Bir gün Kerkük ister istemez biz Türkmen milleti olarak siyasi safkalardan uzak olması daha iyiydi. Türkmen milleti, Kerkük'teki tüm milletler özleri anlaştılar, özleri siyasetlerini yapsalar. Bir gün %32 biz istihkakımızdı. Bu istihkakı bir gün burada yok etmek hiçbir kimsenin iradesi değil. Çünkü bu millet iradesi. Bir gün duran bu milletin iradesi o hakimdi burada. Dolayısıyla bir gün sahadan eğer bizim burada istihkakımız asılda daha fazla dairelerde bizim istihkakımız var. Ama biz burada bir barış seven bir millet olduğumuz için insan haklarına saygı duyduğumuz için dolayısıyla herkesin hakkını istemişik. Tüm milletlerin burada, tüm milletin. Ama bir gün burada bizim hakkımız hazm olunursa ya vallahi bir gün bu millet hepsi bu iradanı istiri sihkakını alsın devletten. Bir gün temenni ederdik de reis uzarı da bizimden burada olsun. Çünkü biz ister istemez Irak'ın tapısıyık. Onun için biz buradayız. Millet iradesine, milletin hakkını, millet öz kararı verir. Bir gün bu millet öz anıt. Abla bu ihtisamın yani neticesi olmasa siz ne diyeceksiniz? İnşallah netice olur. Bir şey yoktu olmasın. Çünkü bir millet iradesidir burada. Ezan edersem hükümet de kulak asar. Asmasında da fayda var. Çünkü burası Irak'ın bir küçük, Irak küçük bir Irak'tı burası. Buradan barış başlar. Buradan adalet başlar. Buradan istihkakat başlar. Hele hele seçim de övgümüzdedir. Onun için burası bir barış sembolü olsun. Bazı diğer Irak, yani Kerkük Irak musagardı. Yani eğer burada hak olmasa ayrı başka yerlerde hak olmaz. İşte yani. Zaten bu millet durup onu ister. Bu millet durup onu ister. Selamun aleyküm. Necəsən? Selam. Ne demək var sən bir gün bura qatılıbsan? Bəli. Yani sən din yoluyla bir şey hissetsən yani bazı mükavvinata zulmü olur kendin. Bəli. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulillah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Tabi bir gün bir toplanmamız hakikaten bir mazlum insan üzerinden o bir mazlum mükavvinat üzerinden o da Türkmen milleti ki birinci esas Kerkük'ün kuruluşu Türkmenle kuruluptu. Onun için bir günde durmuşuz. Bizim doktor Nebili ki bu görevden çıkartmakları ama bu türde çıkmaz. Bu adamın muvakifini görsek, bu adamın işini görsek hakikaten çok çok zulüm oğlu bu milletin üzerine ve hasaten bu doktorun üzerine. Ve biz dua ederiz Allah Subhanahu ve Teala'dan bu hükümette öbür hükümetler kimin olmasın. Gözün yumsun yatsın. Ama bir baksın bu adamın işine korona vaktinde bu adam işlerde kimse işlemedi özünü. Ama ondan ayrı biz diğer şahs meselesinde acaba bir mükevvün Türkmen olduğumuz halde bu memlekette hakikaten bize çok zulüm oldu. Bir gün durmağımız o insanlar içindi ki hakikaten bu kavmiyetin içinde mazlumdular. Tayinde mazlumuk, görev almakta mazlumuk, müdüriyet amniyette almak mazlumuk. Ve bu mazlumiyeti inşallah biz sözümüzden ve sizin kameramızdan inşallah bu kanatımızdan bunu ulaştırırız. Reis Uzeraya ki bilsin hakikaten burada bir millet var. O millet mazlum bir milleti. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem der "Leyse minna men lem yehtem bi emril muslimin." Allah subhanahu teala der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur.
Dir o bizden daha ki eğer Müslümanların umuruna bakmasa. Fabi bir emirdi inşallah. Dua eder Allah Subhanahu ve Taala'dan bu mazlumiyatı bu milletin üzerinde kaldırsın. Bu milletin tarihine baksanız bu milletin elinde Kerkük elindeydi. Kerkük'ün elinde olan özünü besledi ve etrafında olan milletleri de besledi. Ama maalesef ki o milletler ki beslendi bizim ekmeğimizden indi bize bu tühür bakırlar. Ve dua eder Allah Subhanahu ve Taala'dan sözümüz ulaşsın ora ve bu adam bir insan da dönsün görevine. Ve bu görev de hakikaten Türkmenlerin hissasındandı. Ve biz kabul etmeyiz burada. Ve illa harab, işeçemiz harap olur. Biz istirik istikrar olsun, istemirik fevza olsun. Fevza da neden geldi? Zulümden geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der, "Zulmu zulümatun yevmel kıyame." Yani o insanlar ki zulmettiler, bir kavmiye bir tarafa baktılar, bir tarafa bakmadılar. Onun için halları böyle oldu. Ve biz dua ederiz. Bu Sudani'den hakikaten her kişiye gözüden baksın, her kişiye bir tesevviyede baksın ki Allah Subhanahu ve Teala muvaffak etsin özün. Asya Cami'yi gördüğünüz gibi yani tek tek kadınlarla. Abla bizim için bilinirsiniz bir gün buna neden gelip siz buraya? Biz bugün Irak Türkmen Cephesi Kadın Teşkilatı adıyla hepimiz bir araya geldik. Bütün gençlerden, kardeşlerimizden mutalebe etmek, hakkımızı mutalebe etmeye. Çünkü biz hiçbir vakit bakırız hakkımızı almırız. Neden almırız? Başka kavmiyetler kimin biz neden hakkımızı almayalım? Ve buradan biz bugün sesleniriz bakanlığa her bir şeyde gerek adalet davransılar. Neden Türkmen'in adalet bir şeyini vermirler? Neden hukukunu vermirler? Ne için eğitimde kalktılar bir müdürümü çıkarttıktan sonra getirdiler bir Arabi vekaleten koydular. Neden burada sahada Türkmen idi? Çıkandan sonra getirdiler bir Arabi koydular. Başka milletleri koydular. Neden başka milletlere bütün hukuklarını verirler? Türkmen'e hukukunu vermirler. En kültürlü millet, en nezih millet, en sadık millet biziz. Neden biz hukukumuzu almayalım? Ve buradan biz bir gün burada gitmeyeceğiz. İnşallah hepini sesleriz. Buradan vizaraya, bakanlığa hepsi sesimizi eşitsiler. Biz de hukukumuzu isteriz. Adalet davranmak isteriz. Bizden bundan fazla bir şeyimiz yoktu. Nece başka milletlere o işi iyi gözle bakırlar, Türkmen'e de o gözle baksınlar. Abla yani bu Türkmen'in son yani ayrı bir yollar kalmadı illa muzahareye çıksın. Yani niçin böyle oldu? Neden? Bu muzahara biz silmi bir muzahara çıkmışız. Yani yok başka bir yolları kalmadı. Biz her bir şeyde biz katılık. Biz muzahara da her milletin hakkıdır. Her millet çıkar muzaharayı silmi çıkmışız. Hukukumuzu istemeye. Yani bir harap şey istememişiz. Ne hiç bizim hukukumuzu vermezler. Başka milletten iş versinler. Kerkük'te Türkmen daha fazladı. Neden Kerkük'te de Türkmen hiçbir hukukunu almasın? Neden bu şeyler olunsun? Niçin demiş olunsun Türkmen? Ne gördüler Türkmenler? Nerede gördüler ki her yerde nezihti, sadıktı işinde, muhlıstı işinde. Ondan tarafa uzak ediler Türkmen'i. Yok ola biz de burada bir gün yığışmışız. Sonuna kadar her bir de şeyde yığışarak Türkmen davasını elde etmek için. Hukukumuzu mutalaba etmek için. Sağ olasın. Abla necese iyisin sıhhatu. Ne demek var sen bir gün bu ömürde Allah uzun ömürle versin. Burada durupsan bu muhtisama katılıpsan. Tabii her keraki gibi Türkmen'in hakkı yilinir. Yani çiğnenir Türkmen'in hakkı. Tehmiş olur. Niye? Ne için? Ve biz de bugün burada durduk. Bas ağız bağlamak tekmimül afvah yoktu. Biz burada durduk hakkımızı istemek için. Riyaset Sıhhat Kerkük'te, Müdür Am Sıhhat Kerkük'ü dağışacaklar. Bu Türkmen'di. Bu Türkmen'in hakkıdır. Tabii Türkmen kavmiyet, medahep kadı yoktu burada Kerkük. Herkes her kavmiye hem medahep ayrı koyulur. Ama bu Türkmen'in hakkıdır. Geri kalsın Türkmen'de aynı zamanda da genel müdürlük, eğitim genel müdürlüğünde, müdürel ameli terbiye. Onu da dağışırlar. O da Türkmen'in hakkıydı. Yani bu kadar Türkmen'in elinden hakkı almak, bunu yani hiçbir şeriat kabul etmez. Onun için biz burada durmuşuz. Hakkımızı istemeye, hakkımızı döndürmeye, bazı tehmiş, bazı Türkmen'in hakkında bu kadar 2003'ten bu yana çok haklarımız gitti. Her zaman bu durmaklarda, bu yorgunlukta erkek arva durmuşuz. Ve inşallah ahir lahzeye kadar dururuz, ahir nefese kadar da dururuz, hatta haklarımızı alınca. Sağ olasınız. Sağ ol. Abla ne demek var sen, siyaset yolu bitti, başladı millet, Türkmen millet cedde yenmeye, muzahar etmeye, ihtizam etmeye? Vallahi bu Irak'ta ne siyaset ne milletin sözü yerimir. Siyaset
ayrı yollara, kara yollara başvurulur. Ama millet hak üstünedir. Her zaman da öz hakkını savunur. Özel olarak Türkmen milleti. Türkmen milleti her zaman hakkını savunmaktadır. Neden? Çünkü karelenir. Her zaman öz olan yurdunda başlayıblar bir kere müdür amları, büyük büyük insanları çıkartmaya, yerine ayrı koymaya. Ya ayrı yerden getirirler, Kerkük'te yok mu doktor, Kerkük'te yok mu Türkmen doktor, doktorun yerine girsin. Sonra doktorun neye eksikiydi? Hiçbir şey eksik gidiyor geldi. Millete hizmet edildi. Özel olarak korona zamanını görmediler, işitmediler bu adamın neler ettiğini. Bu bizim hakkımızdı, bizim de hissemizdi. Ve vazgeçmeyiz hakkımızdan ne kadın ne erkek. Çünkü biz Kerkük'ün aslıyık, torpağıyık. Vatandaş diyor ki torpak kemikleri, dedelerimizin kemikleri bu torpaktan yaranıp ne için özümüz burada müdür olmayak, ne için özümüz burada hakim olmayak. Biz hakim olmak isteriz. Biz valiliği de isteriz bir gün oğlu ve bütün müdürlükleri de döndürmek inşallah milletin elindedir. Millet deyir ve milletin de sözü inşallah boşa gitmez ve Allah haklarımızı bir gün olmasın yarın. Yarın olmasın o bir gün. Ve burada da durmuşuz kadın erkek, belki çocuk da var aramızda. Çünkü geleceğimiz balalarımızındı, burası balalarımızındı, torunlarımızındı. Biz koysak geçsek bu torunlarımız kimin şapalağı altında kalır? Biz bunu isteriz ve hakkımızdan da vazgeçmeyiz. Bir gün burada yığıştık, bir muzahara silmiye yapmaya. Doğrusu bizim Kerkük'te Türkmenlerin hakkını çok tehmiş edirler. Gerçekten bu da başladı göze çarpmaya. Yani biz bir daire diyor ki bütün dairelerde hakkımız tehmiş olubdu. Görürük temsil, adil, mütevazen yoktu Türkmenlerce. Ve biz buradan devlet reis vizara mutalaba ederek bizim Kerkük'ün hakkına bir göz atsın, bir baksın Kerkük'te neler olur. Olmaz bizi böyle koysun, vahdattan kararı çıkar Kerkük'ün masirinin hakkında. Biz geri özümüz masirimizi tekrar edelim. Öz elimizden, öz nefsimizden. Ve biz buradan mutalaba ederek tahkir, el-mütevazin, el-adil hukuk-ı Türkmen fi Kerkük. Yani gerekmen bizim hesabı. Çünkü biz üçüncü kavmiyayık ala müstava el-Irak. Burada mükevvün Türkmen'in hakkı gidipti. Biz bunu gelmişik, bir gün müzahara çıkmışık. Bütün Kerkük el-bir olubtu. Ve bizim itirazımız yoktu. Terbiye meselesinde, bu saha meselesi. Ama terbiye meselesinde de hakkımız yoktu. Diyakın mesela Arap olsun, Kürt olsun, Türkmen olsun. Mühim Kerkük halkı olsun. Arap oğlu, Kürt oğlu, Türkmen oğlu. Bizim itiraz ağzımız yoktu. Biz öz tekrir masırımızı özümüz yapalım. Abla sende ihsaiye var yani. Sen değilsen çok müdürler attı Türkmenlerde. Kendi de hası müdürler ıksa oldu. Havası müdürü yerinden attırı mesela koydular. Arabi yerine, Kürt koydu yerine aldı diye. Bizim doğrusu terbiye eskiden Türkmen'in idi. Dergişler özünü araba verdiler özüne. Şimdi bir de Türkmen'i getirdi, bir aylığa koydular, bir de çıkarttılar özüne. Şimdi sahi aynen. Türkmen'in çıkarttılar, başkasını koydular. Biz istemiyoruz bir ittiham, asabı ittiham tevcih edelim bir kimseye. Ama biz öz hakkımızı mutalaba ederiz. Gerek men adil, mütevazin olsun bu hakkımız. Yani Türkmen'in ahir yolu, ahir halli başa ciddiyen mi? Yani siyasiyen hal olmayacak mı? Tabii biz istiyoruz devlet reis vizara tedahul etsin. Kararat vizariye Bağdat'tan çıkanda böyle çıkmasın bir şekilde aşvai muraat etsin. Bir anne o Kerkük'ün hususiyatı var. Gerek has muamele olsun Kerkük. Çünkü içinde üç mükevvün var. Herkesin nizbesi var, hissesi var. Gerek men bize bir gözden baksın, has bir nazaraydan baksın bize. Çünkü biz ayrı muhafazatlara benzemeyiz. Bizim hususiyatımız var. Abla bizde yani bizde nuvab var. Nuvab öz temsil eder milletin her vakit yani. Ege meclis nuvabda, ege hükmette. Niçin bizim naiblerimizden gayr sanu sasu yetirecek doğru? Niçin bu mevzuyu tarh etmeler vakit? Niçin karar çıkana sonra değil bilmez? Tabii bizim bu karar sahi malı müfacil çıktı. Terbiye malı müfacil çıktı. Zaten Erşed abiye bizim Türkmen'i temsil eder. Çıktı, konuştu, gitti terbiyeye. Yani difa etti Kerkük'ün hakkı üzerine. Ve bizim bir günde çıkmağımız bizim partilerin Türkmen temsil etmelerinin üzerlerinden, onun üzerinden biz çıkmışız. Bir gün bu muzaharayı, bu hakkımızı mutalaba etmeye. Yani gerçekten bizim nüvablarımız başladılar seleşmeye. Çünkü kararat infiradi çıkırı, Bağdat'tan çıkırı. Bütün bizi Kerkük'e dönmekten, yani dönmürler Kerkük'e ve dönmürler bizim idaramıza. Sen Bağdat'tan kararı çıkar. Tamam biz de bunu rafut ederiz. Rafut kanuni idari eğer etmeseler özünü muzaharayı çıkarırız. Tamam muzaharamız da silmi muzaharadır. Hakkımızı mutalip ederiz.
Asırcağımız gördüğünüz gibi sesiniz program devam eder. Bugün Kerkük'te Türkmen halkı bir müzahereye çıkıp biz de katıldık özelliğinden bakan edinmekler. Usta ne demek var sen bir gün burada katılırsan bu müzahereye? İlk önce diyelim sizi bu kanalımıza hoş gelipsiniz bu millet içine. Ben temenni ederim Sasim Kasım. Yani çok hitabım var mesullerden. Tamam biz bu çıkmışık bu görüşe. Bu Türkmen'in yani hakiki nisbazı yok. Millet küskündü siyasilerden. Bak neçe parti çağırdı, neçe başkan çağırdı çıkın. Kimse caddeye çıkmıyor. Bu bir şey bizim için muadilede değişmez. Bu bir ki bizim her ne geçse başımıza siyasilerden suç. Bizim hele siyasiler ilk önce öz aralarında uyuşmayıplar. Yani ben koy adın diyeyim sana. Erşad Başkan olsun, Hasan Başkan olsun, Mehmet Behdi Beyati Başkan olsun. Bunlar aralarında bir müdür gelende özleri uyuşmalar, Bağdat tabuların bunlara boş verir bir ayrı müdür koyar. Yani kimde suç? Öz mesullerimizde suç. Yani yine bizim mesullerimiz bu şeyleri aradan çıkarsalar, bir müdür başları altına koysalar, o tekaid olmayan evvel. Yani temenni ederim bir daha müdür başkanlara diyelim, siyasilere diyelim, tarih sizi adınızı yazar, lanetler sizi, ha valla. Yani lanet altında kalarsınız. Bu millet küskündü sizden. Bak bundan da çıkıptı. Bunca bizim şeyimiz diyor gibi. Yani rica ederim. Sesim de ulaştırın. İnşallah da ulaştırın. Sizin kanalınızı yollayın. Sen dedi o siyasetlerimiz. Bizde naibler de var. Niçin Kerkük'ün sesini yettirmiyor? Karar çıkandan sonra diyor. Ha valla biz mazlumuk. Niçin Kerkük'ün yani naibleri niçin selaşmıyor? Hükümetli niçin öz özün basma koymuyor o için orada? Aha hoş bir şey. Naib diyen de sen o bir tek o kişitek naibi var Bağdat'ta. Kişitek naibi ne der 325 naib içinde? Bir şey edebilir yok. Sonra sen o belu yoktu. Belu var. İndi mesela burada bir tek naib var, koy adın diyeyim, Arap bir şey diyenden sadece tehalif, tekaddüm var, azim var. Bizim naibimiz çıksa, Erşad Başkan çıksa, Hasan Hacı Garip çıksa, böyle bir şey diyorsa belleri yoktu. Kimdi belleri? Belleri var, bel yoktu, bizde bel yoktu abi. Sonra biz öz aramızda uyumuruz. Yani inan bir müdür koyandılar Türkmenca, 3 tane 4 hizip birbirine düşürüyor, o uyuşmalar ona o da gelir elimizden. İnan yani bu olmaz, bu bak millet az çıkıptı. Küskündü, millet küskündü, hapsi milli. Yani temenni ederim bütün siyasilerden bu milleti barışçısılar bir an önce. Sağlık. Ayrı kimseye geçecek bakar ne demek var. Selamun aleyküm, usta ne demek var? Sen burada gençlerini kıyada etsen. Sizin işi Türkmenler başladı, ensin ceddeye. Neden? Valla geç kalmışız daha doğrusu. Yani biz soktan almamız lazım. Ama maalesef yani merkezi hükümet de buna da tamatul eder. Yani her zaman sessiz kalır. Bu saatten sonra yani artık sessiz kalmayacağız biz. Bu bir gün basit bir gösterişti. Bağdat'ın istizabasına bakacağız. Ondan sonrasını Allah kerimdir inşallah. Büyük bir şekilde millete dayanacaktı. Yani Türkmen'in son halledi, son kararıydı. Bir millet olarak son hali yoktu. Bir millet olarak, Türkmen genci olarak türlü türlü hallerimiz vardır. Silmi yollarda hakkımızı her türlü arayacağız biz. Çünkü gelecek bu milletin idareti, bu milleti, bu memleketin, Kerkük'ün idareti her zaman doğru bir şekilde Türkmen idare etmiştir. Demek ki Kerkük'ü doğru bir şekilde idare etmek istemirler. Onun için Türkmen'i buradan uzaklaştırmak ister. Bu memleketi işgal etmek ister daha doğrusu. Bu memleketi işgal edenleri biz karşıyız. Koymayacağız inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Asırcağımız gördüğünüz gibi yani her kişi gelerek görüşümü Allah özeyen değil. Biz Türkmenler burada Muhammed Türkmen'in yani ahir siyasiyen bazı umurlar hallolmaya başladı. Türkmen ceddeye almış. Yani biz de sesimiz katıl yok. Yani her kim olsa, eğer Türkmen olsa, eğer Arap olsa, Kürt olsa, Kerkük'te neden bu muzahara çıkırlar? Yani ne bir neticesi özü bir fevza bir şeydi. Yani hak almak da egebeler işte olursa, yani biz seslerini reis üzereye bir müsteşarı var ise eğer bir ayrı bir yoldan yani Kerkük'ün haline bakacaktı. İnşallah gelen günler daha iyi olur. Asırcağımız gördüğünüz gibi yani
bir de tek tek vatandaşları aldık. Yani bir gün burada maşallah günortu olsa, sebehten buradan katılmış o zaman günortu oldu. Ustad bizim için bilin, siz bugün neden buraya muzahareye çıkmışsınız? Ertesi amaç. Selamun aleyküm önceden. Kardeşim biz bu muzahareye çıkmışız burada. Bizim doktor Nebil'i çıkardılar. Müdür Sahane. Bilmirik daha Türkmen'in yeri harada kalacaktı. İstirik bir de doktor Nebil dönsün. Av bir tane bizim doktorlarımızdan düşman olsun. Liyen burada mahassa da her bir zaman köşkte Kürt, Arap, Türkman yere bu yerleri alsın. Bu da bu yer Türkman yeridir. Kanşar terbiyeni verdiler. İndi bilmirik doktor Nebil'in masiri nedir? O günden doktor Nebil oturdu, tetviti gelmedi bizim için. Burada gerek mahafız Arap olarken bir naib Türkman olsun. Şirket nafıt verildi Arap'a, gazı verdiler Kürt'e, gere mıntuca Türkmen'in olsun bunlar. Gere hapsi şeyde muhassadı, nafıt-ı şimalda gere üç heyası Türkmen olsun. Hiçbir şey bizlere düşmür. Bu da kalmıştı, bunu da istediler bizim elimizden yaparsılar. İnşallah da olmaz bu iş. Neden affedersen, neden yani Türkmen'i kaybettiler? Niçin Türkmen'in siyasileri sesini yetirmiyor, yok milleti yoktu, nedendi yani? Siyasileri orada milletin sesini ulaştırsaydılar böyle olmazdı. Bugünlere kalmazdık biz çıkalım muzahara. İtisamata çıkalım. Bizim siyasilerimizde de gözkir zayıflık var. Gözkir zayıflık var. Millette de gözkir zayıflık var. Millet küstü. Millet siyasilerden küstü. Baktı bir şey yapabilmirler indiye kimi. Onun için indi millet özü andı ceddeye. İnşallah da kaybetmeyelim bunu. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bizim her hele istihbarat bizimdi. Şu on dahiliye bizimdi. Geri aynı olar bizim bunlar dönsün. Yok kalıp onu bunun elinde muhassadı. Bunlar Türkmen'indi. Bunlar hapı Türkmen'in elinden aldılar. Terbiyeye kadar Türkmen'in elinden aldılar. Garip bir tane gelip Tikrit'ten terbiye içi oturuptu. Bu uyumaz. İnşallah hapsi yerine geçer. Selamun aleyküm. Ustad Necasi, iyi ses sıhhatü. Ustad neden bir gün muzahareye çıkıpsınız yani? Valla çıktığı sebebi bizim müdür am sıhhım alın çıkardı Bağdat'ta reis uzara. Bilmem bizim müdür amımız bir nezih bir denedi. Onun yerine de bu Türkmen'in hissasıydı. Getirip bir Arabi koyuyor buraya yerine. Bunun için çıktı hakkımız ki. Bu vakit hakkı için çıkmasa kimse hakkı vermez. Biz de çıkmışız hakkımız istiyor. Bu reis uzara da kararından dönsün. Türkmen milleti bir mühim millet bu devlette. Bizim reis uzaraya ne açı böyle yani? Türkmen hakkı Bağdat'a yetti. Şimdi memleketimize de geçsin. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz duruk burada. Müdahare ederek, mesire bir de ederek, bir de bir de çıkarık. Her vakitte çıkarık hakkımız istemeye. Biz hakkımız isteriz. Buna fazla bir şey istemiyoruz. Bu bizim için yani bu Türkmen için son halledi bildiğimce yani ciddiyenmek son halledi. Niçin bizim siyasilerimiz Bağdat'ta karar yerinde bir hareket mi, bir çabalamalı hatta? Niçin karar çıkandan sonra ha valla biz mazlumuk, ha biz ciddiyeneceğiz, niçin böyle oldu? Siyasilerimiz bir el değiller. Her zaman bir el olsa onda hakkımıza. Ben derim sana. Bağdat'ta, burada da hiç bir el değiller. Her zaman bir el oldu da onda söyleşebilirler orada. Biz bunu istedik, evvelen bir el olsunlar hakkımızı alabilirler. Biz niye ya? Biz milleti çıkarık. Siyasi bir şey etmezse biz çıkarık. Asiyer yağımız devam ediyoruz. Ustad bizim için bilintirsen maşallah bu ömürde Allah uzun ömürler versin. Bu gelip sen günün güneşte durup sen muzahareye katılıp sen neden katılsın? Çünkü bizim bismillahirrahmanirrahim bir gün Türkmenler burada toplanıp bilirler bir haksız Türkmen'in üzerine var. Hükümet merkeziye, egem hükümet kerkü hükümeti bütün görevleri alırlar. Türkmen'in şey etmirler, vermirler Türkmen'e. Maalesef Türkmen alsak
Duzda, Teze'de, Tavuk'da, Beşir'de, Kerkük'te, Tilaferden'den de şehitleri verdi. Bu yolda biz yolumuzdan vazgeçmedik. Biz hukukumuzu istirik. Bir şey kimseden istemedik hakkımıza lazım. Biz bu halde kalsak üçüncü milletik. Diğerler valla siz üçüncü milletsiz ama hak gelende bize vermiyorlar. Çünkü bizden büyük kuvvetler var. Biz bütün milletimize diyerek isterler bizi seçime gitmeyelim. Biz eğer seçime gitmesen bir 7, 8, 9, 10 meclis muhafaza çıkartmasak, naib çıkartmasak, kuvvetimiz olmasa Bağdat'a edebilmezdik bir şeyden. Çünkü onlar kuvvetliydi. Onlar görev ellerinden, vezirler ellerinden. Bizim bir vezirimiz yoktu. Ona gelen de değiller, valla siz Türkmansınız, siz üçüncü milletsiniz. Onun için biz bütün milletimize diyerek uyanın. İnanmam bazı hareketlere valla cephe neydi, asabiler neydi. Cephe neydi, asabiler neydi, siz katılın bu seçimlere, hatta hakkınızı alasınız. Bir gün burada durmamızın sebebi Kerkük'te Türkmen'e yönelik merkezi hükümetten ve yerel hükümetten Kerkük'teki Türkmenlerle alakalı görevlerden uzaklaştırma siyaseti bugüne kadar devam edilir. Ancak biz yine de Irak hükümetinden, merkezi hükümette ne kadar bağlılığımızı ve destekladığımızı bütün kamuoyunda ve toplantılarımızda ve listenin siyasi partileri Bağdat'ı ziyaret ettiği takdirde hükümete destek olduğunu dile getirdi. Ancak bugün görünen odur ki merkezi hükümet özellikle Türkmenlerle alakalı Kerkük'te ve bütün Duzkurmat olsun, Telahfer olsun o bölgelerde Türkmenleri görevden kasıt ve siyasi bir şekilde uzaklaştırmaktadır. Her seyircilerimiz gördük o kimin sesiniz programı sonuna geldik. Yani burada milletin görüşünü aldık dedi. Bizim hakkımız kayboldu gün be gün. Ve bir gün muzahara çıktık. Hakkımız alakın. Ondan sonra bir risaleler vardı. Her kimi aldı gözüne. Dedi bizim siyasilerimiz gerek bir el olsalar. Bizim siyasilerimiz bir el olmadığı mı halımız bu olacaktı. Gelen hafta ayrı bir konu ayrı bir mevzu. Kalın Allah'a emanet.